Peki nasıl bir demokrasi? Böylesine samimi bir demokrasi bulamazsınız. Demokrasi masalı. Ben padişah mıyım? Padişah. Al mikrofonu, al mikrofonu. Bunun adı şahsımın projesidir. Siyasi itirazların peşinde bir koltuk sevdası. Kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybetti. Tribünler 20 sene oldu diyerek istifaya çağırdı. Atalar Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Kendini milletten üstün gören bir şahsın talimatları. Verdiğim talimatla. Talimatlarıyla. Talimat verdi. Talimat çerçevesinde. Talimatlarıyla. Olay yerine intikal ediyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü tehdit gören çarpık bir zihniyet. Twitter, hepsinin kökünü kazıyacağız. Alpemeç tutuklandı. City kır tasarladı, gözaltına alındı. Bedelini ödeyecekler. İki sanatçı ifadeye götürüldü. Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığını yok eden bir ucube sistem. Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı. Gece yarısı sürpriz değişiklik. Görevinden affını istedik. Bir diğeri geldi. Bu dördüncü Hazine ve Maliye Bakanı. Kaleme, bilime, fikirlere kelepçe vuran korkak bir rejim. Bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. İki gazeteci cezaevine gidiyor. Sedef Kabaş gözaltına alındı. Ülkeni krizden krize mi sürüklüyorsun? Bir dediğin bir dediğini tutmuyor mu? Algı yaratmak için troll ordusuna mı ihtiyacın var? Hemen Fahrettin'i ara! Millet iradesine uzanan kapkara bir bölge. Seçimi kazandı. YSK damgası bulunmayan pusulaların da geçerli sayılmasına karar vermiştir. İmamoğlu'nun davasına bakan savcı AK Partili çıktı. Yani hiçbir şey olmamış ise kesinlikle bir şeyler oldu. Bu mu demokrasi? Eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey bulamıyorum. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.